Evet arkadaşlar, bugün hava güzel. Dün çok yağmur vardı. Bugün çıktık ekip olarak. Elektrikçimiz İsmail abi, baş yardımcımız Mustafa abi ve ben. Ömerler'de bir inşaatımız var. Şimdi oraya gideceğiz. Ama oraya gitmeden önce, oraya varmadan önce şu doğayı, şu güzelliği, şu yeşilliği sizlere izletmek, göstermek istedik. Balıkesir ili Kaplıcalar diyarı Gönen'den herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar arkadaşlar. Gönen ilçe merkezine yaklaşık 16-17 kilometre mesafede Ömerler Mahallesi'nde değerli müşterimiz Rüştü abimiz orada bir ev almış, eski bir köy evi almış. Burasını bir tadilattan geçirelim, bir elden geçirelim dedi. Biz de kafamızdaki orada yapılabilecek olan en iyi şekilde neyse onları sunduk kendisine. Söyledik. O da fikirlerini söyledi tabii ki. Birlikte ortak fikirlerle bir karar aldık. Ve evimizin bazı yerlerini yıkıp, bazı yerlerini onararak, bazı yerine de ilave sıfırdan yaparak orada çok güzel bir köy evi inşa edeceğiz inşallah. Şimdi hep birlikte Ömerler'deki köy evi inşaatımıza geçelim. Oradan videomuza devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda Ömerler Mahallemize giriş yapmaktayız. Görüyorsunuz Ömerler Mahallemiz tamamen doğanın, ormanlığın içinde yemyeşil bir doğaya sahip. Muhteşem bir yeşilliği, temiz havası ve bol oksijene sahip bir yer. Gönen manyası arasında tabii ki içeride kalıyor biraz. Yani bazı kesimlerden manyas kuş cennetinde gölü de gören bir noktada bir yer burası. Tabii ki şu an bulunduğumuz yerden gözükmüyor ama biraz yukarılara çıktığın zaman kuş cennetini, gölü görebiliyorsunuz. Yani konum olarak size tarif etmeye çalışıyorum gölü söylememin sebebi. Yani ne tarafta olduğunu anlamanız için arkadaşlar. Şimdi buradan böyle dönüş yapacağız ve inşaatımızın yanında durup içeri geçiş yaparak bakalım neler yapılmış ya da neler yapılıyor, ne aşamadayız, hep birlikte izleyelim, görelim arkadaşlar. Evet sevgili takipçilerimiz, şu anda inşaatımıza geldik. Evet arkadaşlar, bakın görüyorsunuz burası köy içerisindeki yolumuz ve hemen inşaat yerimizde, evimizde burası. Şimdi burada iki tane odamız vardı ve bir tane de arkada vardı. Eski olan yeri yıktık. Buradaki iki odada değişiklikler yaparak araya bir bölme yapıp yeni bir duvar çıktık ve üzerlerinde 2.60'a duvar yüksekliğini 2.60'a kaldırıp, beyaz yerde bitiyordu duvarlar, 2.60 yüksekliği kaldırıp standartına getirdik. Normalde bunun girişi buradaydı ama biz bu girişi kapatacağız çünkü buraya bir oda daha ilave ettik. Bu girişi kapatıp hemen yan tarafa bir oda daha yapacağız. Ve kapı girişinde, çelik kapı girişinde diğer taraftan vereceğiz arkadaşlar. Bakın burada mevcut olan bir odamız vardı. Burada sadece odanın duvarlarını yükselttik. Burada bir tane oda vardı. Buradan da ikiye bölerek burada iki oda yaptık. Küçük bir oda daha istedi buraya, bir çocuk odası gibi. Bu şu an arkadaşların dikildiği yerde İsmail Bey. Bunları şey yapma. Şu an ekibimizin çalıştığı yerde bir eski mutfak vardı. Görüyorsunuz ne kadar düşük bir yerdeydi. Biz bunu yıktık. Şimdi buraya büyük bir mutfak, salon şeklinde bir yer yapacağız. Öncelikli olarak selamünaleyküm. Kolay gelsin arkadaşlar. Şu anda ne işlemi yapıyoruz Bayram abi? Bize bir kısaca anlatır mısın? Vallahi şu an işte kalıp çakacağız, demir bağlayacağız. Şimdi kalıp çakacağız, demir bağlayacağız. Peki bu kalıbı niye çakıyoruz buraya? Niye demir bağlıyoruz? Çünkü iyi sağlam olsun diye, destek olsun diye. İkinci bir etapta demir bağlayacağız. Bu demirin ve buraya dökecek olacağınız betonun buradaki amacı kısaca onu söyler misin? Yani burada bir perde beton. Ne yapıyoruz buraya yani? Şu an perde beton yapıyoruz sağlam olsun diye. Dışına yama tuğla işledik. Tamam. Dışına da perde beton yapıyoruz ki sağlam olup da yıkılmasın diye. Şimdi ben şunu mu anladım? Yani izleyicilerimize şunu söyleyebilir miyim? Şimdi evet. Sen öncelikli olarak buraya ilave yapacağımız yere yığma tuğlayla çevirdin etrafını. Evet. Ondan sonra da ayrıyeten o yetmezmiş gibi bir de perde betonu yapacaksın. Perde beton yapayım, sağlam olsun yine. Yani yarın biz bunu dolgu yaptığımız zaman patlamasın diye, doğru mu? Tabii. Süper, süpersin abi.
Yani malzemeden, işçilikten hiçbir şekilde kaçmayalım abi. Tamam, süpersin Bayram abi. Çok teşekkür ediyorum sana. Şimdi arkadaşlar bakın, görüyorsunuz burada bir perde betona çıkıyor. Demirleri bağlayacaklar. Şimdi burada bir yığma tulayla içerisini harç doldurarak, normal 13,5 tuğla değil, yığma tulayla önce bir perde betonu yapacağımız yeri çevirmiş ustalarımız, sağ olsunlar. Hani o yarın burasının dolgusu fazla olacağı için perde betonu da yaparak dolguyu yaptıktan sonra duvarlar patlamasın, herhangi bir çökme, yıkılma olmasın diye de ayrıyetten de perde betonu yaparak bizim buradaki güçlendirmemizi yapıyor, sağ olsun Bayram ustamız. Kolay gelsin Bayram abi. Allah razı olsun. Şimdi arkadaşlar bakın, şimdi burada eski bir banyomuz vardı, görüyorsunuz. Şimdi biz bu banyomuzun duvarını da yıkacağız. Bu banyoyu da açacağız ileri doğru ve burada büyük, geniş, ferah bir tane banyo inşa edeceğiz arkadaşlar. Şimdi biz burada bakın, şimdi yığma tula ile duvarları kaldırdık ama normal mevcut duvarımızla yığma tula arasında da bir lenta döndük. Üzerine tekrar tuğla işleyip tekrar lenta döndük. Bu ne yaptık? Yani duvarımız, eski duvarımızı da güçlendirme yapmış olduk sevgili Demirelli Gayrimenkul inşaat izleyicilerimiz. Siz de herhangi bir bölgede ya da herhangi bir yerde bir eviniz yapmak istiyorsunuz ya da mevcut bir yeriniz var, arsanız var, o arsaya bir inşaat işiniz var ya da almışsınız, aynı Rüştü abimiz gibi bir ev almışsınız, tadilat gerektiriyor. Bu tarz işlerinizde biz Demirelli Gayrimenkul olarak inşaat, harfiyat, çevre düzenlemesi, peyzaj çalışması gibi işlerinize de her daim hizmet vermekteyiz arkadaşlar. Şöyle ben bir telefonu alacağım kısacık. Şimdi kameramanımız Mustafa abi, kendisi sağ olsun ekip anlamında, çalışma anlamında bize her türlü emlak sektöründe daha çok faydalı bir arkadaşımız. Onu da size tanıştırmak istedim. İsmail abimiz de bizim inşaatlarımızın elektrik A'dan Z'ye, yani temelden çatıya kadar, ama elektrik aksamı ile ilgili bir arızalarda ya da sıfır binalarımızı yaptığımızda veya tadilat işlerimizi yaptığımızda elektrik işlerimizde de kendisi sağ olsun bu konuda bize her türlü hizmeti veriyor. Eğer ki bir elektrik işiniz varsa bizzat kendisi telefon numarası söylesin. İsmail abi telefonunu alalım, tane tane yavaş bir şekilde izleyicilerimiz net anlasın. Ben İsmail Mert Elektrik'in sahibiyim. Telefon numaramı vereyim. Her türlü konuda elektrik konusunda yardımcı olurum. 0542 216 1932. Evet arkadaşlar, benim telefonum 0539